Merhaba arkadaşlar, İmkan nitelikli incelemeler, logolar vesaire buyursunlar demekten kendimi alamadığımız, sizin de gördüğünüz bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda ne olacak? Bu videoda Aspo'a bilemezdim tepkisi olacak arkadaşlar. Nitelikli incelemeden ayrı kalmaktan ötürü duyduğunuz sıkıntıları gidermekte meşgul oldum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Aspova dinleyicisi değilim. Ben öyle çok Aspova ayrımı yapacak kadar Aspova'yı bilmiyorum. Şimdi ben bunu söyledim diye de kimse böyle üzülmesin, tribe girmesin. Bu Aspova'ya düşmanlık beslediğim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bazı kitleler ben o kişinin dinleyicisi değilim dediğimde bozuluyorlar. Bozulmanıza gerek yok. Adamın sadece dinleyicisi değilim ama şarkılarına bakıyorum. Açık özellikle dinlediğim bir isim değil yani. Ama merak ediyorum tabii ne yaptığını. Bu şarkıda da merak ettim. Bilemezdim. Çığlık Senfonisi diye bir de tag açmış yanına. O yüzden merak ettim. Sen kimsin ki bu rapçilerin yazdıkları hakkında konuşursun, bu sözleri incelersin gibi düşünceler kafasında tınlayan arkadaşlarımız için hemen belirtmem gerekirse, videonun açıklamalar kısmında birçok link var. Hakkımda diye bir link de var. Doğrudan ona tıklayıp bilgi edinebilirsiniz. Bizzat gerekli bilgiler tamamıyla o linkte mevcuttur. Niye bu kadar şey yaptıysam, bayağı jest mimik show. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar size paslamayı unutmayın arkadaşlar. Ben 1,5 yıl aşkın süredir bu kanala haftada en az 4 video ve daha fazla video yüklüyorum. İzleyip izleyip gitmeyin lütfen. Kartlara bırakıyorum. Nitelikli incelemeden kastımın ne olduğunu anlamak için hazırladığım oynatma listelerine bakabilirsiniz. Orada elbette öyle her rapçinin şarkısında detaylı bir şekilde incelemiyorum. Çünkü şarkıdan şarkıya, metinden metine değişiyor bu. Bu kanal sadece tepki değil, aynı zamanda bir metin inceleme kanalıdır. Bunu da hemen belirtip araya sıkıştırayım. Şimdi şarkıya geçebiliriz. Hadi bakalım. Bilemezdim kim dost düşman. Ele verdim kendimden. Soyup kime versem sürbin pişman. Eli verdim baktım kol kayıp. Bilemezdim kim dost düşman. Götünden uydurma. Sevgi, nefret ve kadınlar birbirinin enkazında. Yalpalarken tüm adımlar, kulaklık var en azından. Eskiden kalan batıllar, düştün hep ben mi kaldıracağım? Bitti defterim, hatıram, gördüğüm yerde saldıracağım. Ne istiyorsun ki? Sana böyle yalvaralım mı? Ne olur gitme. Alkışlayın arkadaşlar. Kol kayıp, bilemezdim kim dost düşman. Ele verdim kendimden sayıp kime versen. Söyledim hiç durmam ya, çok mu umurumda bunlar? Anlat anlat, yorulmak ne? Az gelir sen olsaydın. Katlanan hep benmişim, almamış hep benmişim. Değerlerim gerçek oldu. Değerlerin gerçek oldu. Güle güle kumar kanka. Adam tam müzisyen ya. Ooh baby. Bilemezdim kim dost düşman. Aspo dinleyicisi değilim ama dinlediğim kadarıyla da Aspo'nun nasıl bir tarzı olduğunu az çok kestirdim. Yani sanırım Aspo bu havaları seviyor ama bu havada yaptığı şarkılar arasında en iyisi bu olmuş bence. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Sözlere de bakacağım şöyle ufaktan tabii ki arkadaşlar. Çünkü kulağıma çok kıyak bir ifade mi ne geldi. Evet, sevgi, nefret ve kadınlar birbirinin enkazında. Yalpalarken tüm adımlar, kulaklık var en azından. Evet, yalpalarken tüm adımlar, kulaklık var en azından muhabbetini birçok şeye bağlayabilirsiniz arkadaşlar. O kulaklıklar olmasın. Ne otobüste doğru düzgün seyahat edebilirdik, ne yolda doğru düzgün yürüyebilirdik. Çünkü biliyorsunuz ki halkımız gürültüsü eksik olmayan bir halk. Otobüse binersin, orada birisi bütün sülalesiyle ilgili ne kadar malumat varsa hepsini böyle bağır çağır konuşarak senin de bundan istifade etmeni sağlamayı çok sever. Yani neredeyse gidip babanın basuru nasıl oldu ya diyecek kadar bir samimiyete varıyor iş yani. O yüzden kulaklık, kıyak. Şarkı bence güzel, ben sevdim. Benim hatta dediğim gibi Aspova muhabbetinde en sevdiğim şarkılardan biri oldu. Hatta en sevdiğim şarkı oldu diyebilirim, bilmiyorum. Klibi de kendi düzenlemiş gördüğüm kadarıyla. Söz Aspova, beat Aspova, mix Aspova, mastering, get albüm, Çığlık Senfonisi. Albüm Çığlık Senfonisi. Sanırım çıkacak albümden bir şarkı bu. Video edit Aspova demiş. Bravo. Yani like'ımı yapıştırıyorum. Sizin favori barınız nedir? Benim favori barım belli ya da favori barlarınız. Şarkıyı nasıl buldunuz? Bunları mutlaka belirtin. Bir de şarkının tamamını dinlememe rağmen sadece belli başlı parçalara koyuyorum arkadaşlar. Artık biliyorsunuz ama ilk defa izleyecek olanlar için söylüyorum. Telif atılıyor. O yüzden bu tip şeylerle uğraşmak istemediğimden kesiyorum.
geçiyorum artık. Sözleri de her videoda derinlemesine incelemiyorum. Derinlemesine incelediğim, baktığım şarkılar için kanalındaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Sonra yani bu biraz daha böyle Aspova'nın artık sert yaptığı bir şarkı olmuş. Yani neden bu kadar sert yapmaya başladı bilmiyorum. Belki arkadaşlık ilişkileri değişti ya da daha önce de böyle sert miydi? Dinleyicileri bilen varsa yazsın. Bir de ne oldu o rap yarışması ya? Hani bir haber yok herhalde. Bir yere kadar ilerledi, ondan sonra kaldı. Bilen varsa onu da yazsın dedikten sonra artık videoyu noktalamanın bence tam zamanı. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.